Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle ilk defa yurt dışında yaşayacaklar için 5 tavsiyemi paylaşacağım. Bu 5 tavsiyemi de bildiğinizi muhakkak biliyorum. Yani belki videoyu izledikten sonra ben bunu izledim diyebilirsin ama bu 5 maddeyi konuşurken hem kendi burada yaşadığı deneyimlerden bahsedeceğim hem de bence üzerinden tekrar bir geçmek güzel olacak bu 5 maddeyi. O yüzden de bu videoyu hazırlamak istedim. Umarım keyifli izlersiniz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok uzun video olsun istemiyorum. Sadece 5 maddemiz var. İsterseniz hemen videonun devamına geçelim. Madde 1. Özgüvenli olun. Eğer yurt dışına çıkacaksanız, ilk defa yurt dışında yaşayacaksanız ve gerçekten bu deneyime sahip olmak istiyorsanız özgüvenli olmanız en büyük şart. Yani bir numaralı en büyük şart özgüvenli olmak. Çünkü eğer özgüvenli olmazsanız, eğer ki sürekli olarak burada bir şeylerden korkarak yaşarsanız ki bu çok normal çünkü öyle veya böyle ne kadar yani Türkiye'den Yunanistan'a gidiyor bile olsanız kendi konfor alanınızdan çıkıyorsunuz ve bazı noktalarda dilini bilmediğiniz, bazı noktalarda kültürünü bilmediğiniz ülkelerde yaşamak durumunda kalabiliyorsunuz. O yüzden de özgüvenli olmak çok önemli. Konfor alanının dışına çıkmak bazı insanları böyle biraz daha çekimli sahibi, biraz daha böyle geri planda tutabiliyor kendinizi ama kesinlikle yapmayın. Olabildiğince özgüvenli olun. Merak ettiğiniz her şeyi sorun. Merak ettiğiniz her deneyimi yaşamaya çalışın. En önemlisi kaybolmaktan korkmayın. Ben öyle yaptım. Yani ilk bir hafta bütün şehirde kayboldum ama sonrasında her yeri kaybolarak öğrendim. Top taşımaları öğrenmekten hiç korkmayın. Ya işte insanlarla öyle böyle dili konuşmaktan korkmayın. Her yeri denemeye çalışın. İnsanların tavsiyelerine özen gösterin. Yani işte burada edindiğiniz deneyimlere baz alarak kendi deneyimlerinizi kendiniz oluşturun. Kendi tavsiyelerinizi kendiniz oluşturun. Bunlar çok önemli. O yüzden özgüvenli olmanız en büyük şart. Eğer özgüvenli değilseniz ve eğer gerçekten kendinizi çok çekimser, çok dışarıda ve çok dışlanmış hissediyorsanız bu bir noktada bunalıma girmenize sebep olabilir. Çünkü şunu çok net biliyorum. Onu söylemem gerekiyor. Birçok insan bir noktada yurt dışına çıktıktan sonra özellikle çok yalnız edip çok fazla bunalıma girebiliyormuş. O yüzden de özgüvenli olsanız bunların hiçbirini yaşamayacağınıza eminim ve bu deneyimi çok güzel bir şekilde atlatacağınızı düşünüyorum. O yüzden de ilk kuralımız özgüvenli olmak. İkinci kuralımız en az bir yabancı dil öğrenin. Varsayıyorum ki hepiniz İngilizce biliyorsunuzdur zaten ama bilmiyorsanız da Fransızca, İspanyolca, Almanca birçok farklı dil var. Dünyanın birçok farklı yerinde yoğun kitlelerce konuşulan. O yüzden en azından bir yabancı dili öğrenin. Yani İngilizce bilmiyor olabilirsiniz ama Sırbistan'a geleceksiniz ve Sırpça biliyorsunuzdur. İşinize yarar. İngilizce bilmiyorsunuzdur, Almanya gideceksinizdir, Almanca biliyorsunuzdur. İşinize yarar. Çok iyi bilmenize gerek yok. Çok iyi bir şekilde konuşmanıza gerek yok. Ama en azından öğrenmeye çabalayın, geliştirmeye çabalayın veya kendinizi en azından buna odaklayın. Şimdi görüntülerde ki burada bir adet Cambly reklamı gireyim ben de ama girmiyorum. İnsan aslında beni korkutuyordu işte Sırbistan'a gideceksin bak işte orada insanlar İngilizce bilmiyordur. Anlaşamazsın, kendi kötü hissetmiyor musun çünkü Sırpça bilmiyorsun falan filan vesaire. Burada herkes çok rahat İngilizce konuşuyor. Çünkü insan benden daha iyi İngilizce konuşuyor hatta. Hiç problem yaşamadım bu konuda. Çok iyi İngilizce konuştuğumu söylemem ama çok böyle sokak dilinde İngilizce konuşuyorum. Gramer düşünmeden böyle hani Amerikan filmlerindeki gerçekten leş İngilizce konuşan insanlar gibi falan İngilizce konuşuyorum. Ama herkes beni çok rahat anlıyor burada. Hiç kimsenin hiç problemi olmadı. Yani burada birçok insanla tanıştım. Çok farklı milletlerden anadili İngilizce olan bir sürü insanla tanıştım. Anadili İngilizce olmayan bir sürü insanla tanıştım. Ve herhangi bir problem yaşamadım. O yüzden de en azından bir yabancı dili bilmeniz ve en azından bir yabancı dili iyi bir şekilde geliştirmeniz sizin için gayet faydalı olacaktır. Üçüncü tavsiyem ise farklı insanlarla tanışmaktan kesinlikle çekinmeyin. Eğer farklı insanlarla tanışmazsanız, eğer sadece kendi milletinizle tanışırsınız, mesela işte atıyorum Erasmus'a gittiniz, okuduğunuz okulda Türkler var. Sadece Türkler zaman geçirdiğinizde bence çok bir anlamı olmuyor. Yani yine turist oluyorsunuz, pek bir o işin anlamı olmuyor. Ama burada gerçekten lokal insanlarla zaman geçirdiğinizde, yani yerlerle zaman geçirdiğinizde veya işte buraya sizin gibi dışarıdan gelen insanlarla zaman geçirdiğiniz ki zaten o insanlar da yeni insanlarla tanışmaya çok aşık oluyorlar. Kesinlikle çok daha güzel olacaktır. Ben gerçekten burada her gün birileriyle tanışıyorum. Şaka değil hani her gün birileriyle tanışıyorum. Ve bu konuda size tavsiye edeceğim ilk uygulama tabii ki de Tinder. Tinder'ı kullanabilirsiniz. Tinder çünkü insanlarla tanışmak çok güzel bir platform. Bence bu noktada hani sadece şey gibi düşünmeyin. Hani günün sonunda bir şeyler yaşayacağız gibi düşünmeyin. Bir şeyler yaşamasınız ve Tinder'da insanlarla tanışabilirsiniz farklı amaçlarla. Ama bir de mesela Couchsurfing var. Couchsurfing'i muhakkak duymuşsunuzdur. Eğer duymadıysanız aşağıya linkini bırakacağım. Ben Couchsurfing'i burada inanılmaz derecede kullanıyorum. İlk defa burada kullandım. Türkiye'de indirmiştim. Burada ilk defa kullandım. Ve inanılmaz derecede başarılı bir application. Şu an Couchsurfing reklamı yapıyor gibi oldum ama kesinlikle reklam falan değil yani. Tanışacak çok ortam var. Bazı yerlerde işte gidip kafelerde, barlarda da insanlarla tanışabilirsiniz. Ben burada kafelerde de insanlarla tanıştım Sırplarla. Yani dediğim gibi hani sosyal medya üzerinden tanışabilirsiniz insanlarla ama şey kalmasın ya sosyal medya üzerinden tanışıp sosyal medya üzerinden kalmasın sohbetiniz. İnsanlar dışarı çıkın. Çok farklı insanlarla çok acayip pratikalliği dinledim burada ve çok etkileyiciydi. Couchsurfing'i Türkiye'de kullanmaya devam edeceğim. Bu arada hani İngilizce geliştirmek için çok iyi oluyor çünkü oradaki insanlar İngilizce konuşuyorsunuz. Ben İrlandalısından, Avustralyalısından, işte Kanadalısından, İngilizine, Amerikalısına, Almanına, Fransızına, İsviçrelisine bir sürü insanla tanıştım ve davada sayamadığım bir sürü insan var.
bir sürü insanla tanıştım ve hepsiyle İngilizce konuştum. Hani farklı farklı milletlerde insanlarla İngilizce konuşmak bayağı etkili oluyor. Çünkü birbirinizi anlayabiliyorsunuz er ya da geç ama yani birbirinizin o aksanını dinlemek çok daha farklı bir şey. O yüzden de muhakkak ve muhakkak yalan etmek istemiyorsanız ve gerçekten bunlara girmek istemiyorsanız bunu çok biliyorum. Çünkü hemen şöyle bir parantez açayım. Biliyorsunuz ben burada Isaac'teyim ve Isaac'te şöyle bir şey duydum. Isaac'e gidenler sadece Isaac gruplarıyla takıldığı için sadece Isaac'lerle arkadaş oluyormuş. Isaac gruplarıyla ve şey diyorlar hani sadece onlarla zaman geçtik. Sadece onlarla arkadaş olduk. Başkalarıyla tanışamadık. Ben öyle bir şey yapmadım. Onlarla tanıştım ama aynı zamanda bir sürü insanla tanıştım. Farklı milletlerden. Ve bence gittiğiniz yerin tadını çıkarmak ve gerçekten gittiğiniz yere adapte olmak için lokallerle tanışmak veya sizin gibi oraya gelen yabancılarla tanışmak çok keyifli. Dördüncü maddemiz konaklamanızı en az bir ay önceden ayarlayın. Konaklama çok önemli bir faktör. Çünkü buraya gelen herkese konuştuğumda veya işte yurt içinde herkese konuştuğumda en büyük problemler hep konaklama üzerinde oluyor. O yüzden konaklama çok önemli. Konaklamayı muhakkak aksatmayın. Ben kendi konaklamamı 2 ay önceden ayarladım. Otelde de kalabilirsiniz, hostelde de, Airbnb'de de, yurtta da. Nerede kalırsanız kalın ama bunu son dakika ayarlamayın. Son haftaya ertelemeyin. Çünkü insanlar genelde şey diyorlar. Özellikle uzun dönem kalacaksanız. Ne gerek var işte son hafta ben ayarlarım kalacak bir yer falan. Öyle olmuyor. Ben burayı bile bir haftada ayarladım. Yani 2 ay önceden ama bir haftada ancak ayarlayabildim bir yeri. Ve geldiğimde çok rahattım. Problem çıkmadı. Ama çıkabilirdi son dakika ayarlasam. Çünkü Airbnb'den bahsediyoruz. O yüzden de muhakkak böyle bir şey yapacaksınız. Ya ne zaman belliyse hani belli olduğun hemen ertesi saat falan bu işe bakmaya başlayın. Çünkü sürekli olarak araştırmanız gerekiyor. Eğer bilmediğiniz bir şeyse özellikle daha da bir araştırmanız gerekiyor. Çünkü konum neresi, bina nerede, benim işlerim neresi ya benim okulum neresi, gidip gelebilecek miyim, toplaşmaya yakın mı? Bir sürü faktör var. En basit ya evin yanında market var falan bunlar önemli faktörler. O yüzden de bunlara özen göstermeniz gerekiyor. Lütfen konaklamayı aksatmayın ve konaklama işini önceden halledin. Ve beşinci son maddemiz ise gittiğiniz ülkenin veya gideceğiniz ülkenin prosedürlerini yasal olarak yapmanız gereken her şeyi önceden öğrenin. Örneğin şöyle hemen hikaye anlatayım. Sırbistan'da eğer Airbnb'de kalıyorsanız bu dünyanın her yerinde bilmiyorum ama Sırbistan'da Airbnb'de kalıyorsanız bunu devlete söylemeniz gerekiyor. Devletin buna haberdar olması gerekiyor. Burada Airbnb ev sahipliği zaten bunu söylüyor. Yani gelmeden önce ama mesela böyle bir şey var atıyorum burada. Veya işte ben çalışma izni almak durumunda kalmıştım. Ve çalışma izni aldığımda benim için çok kolay çünkü ben Makedonya vatandaşı olduğum için Makedonya ve benzeri eski Yugoslav ülkelerine burada daha farklı bir prosedür uygulanıyor ama Türkler için daha zormuş bu örneğin. Daha farklı bir süreci varmış. O yüzden bunları bilmeniz gerekiyor. Yasal prosedürleri muhakkak öğrenin. Yani trafik kurallarından tutun da çalışma iznine, okula gideceksiniz, okulun yasal prosedürlerinden tutun da havalimanından girişinize kadar bir sürü farklı her ülkede yasal prosedür olabiliyor. Nereye giderseniz gidin. O yüzden de yasal prosedürleri önceden öğrenmeniz önemli. Çünkü havalimanında çat diye kalabilirsiniz veya işte hiç olmayacak bir şekilde burada kötü bir olayla karşılaşabilirsiniz ve öyle bir şeyle karşılaşmak dakikasında sizin bütün motivasyonunuzu düşürecek ve gerçekten sizi çok tatsız ve keyifsiz hissettirecek ve bence bütün isteğiniz, alakanızı o ülkeye karşı, o şehre karşı kaçıracak. O yüzden de muhakkak ve muhakkak yasal prosedürleri öğrenin ve o ülkede ona göre hareket edin. Benim size vereceğim 5 tavsiye buydu. 5 tavsiyeyi de bildiğinizde ve belki şu an şey diyorsunuz ya ben videoyu izledim biliyorsunuz ama bunları bence tekrar bir konuşmak ve size eğer gidecekseniz şu an gitmeye yakınsanız tekrar bir hatırlatmak güzel olacaktır veya düşünüyorsanız bile bunlar hep aklınızda bulunsun. Çünkü bunlar benim burada gördüğüm ve burada deneyimlediğim şeyler, duyduğum ve onlara yaşadığım sorunlara göre de çıkardığım şeyler. Çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğenip lütfen kanal bildirimleri açarsanız çok ama çok mutlu olurum. Ve aynı zamanda bana küçük bir öpücük bırakırsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Sevgili dostlar, sevgili bebeklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.